You please stop bothering my kid. Tamam, lütfen hemen mızraklarınızı alıp üstüme gelmeyin. Sakin olun bir saniyeliğine. İzin verin ben bir açıklayayım, sonra hani ne istiyorsanız yaparsınız, artık çarmıha mı gerersiniz, kazığa kafamı mı oturtursunuz bilmiyorum ama ne istiyorsanız yaparsınız, ama önce bir açıklayayım. Ben başlıyorum. Öncelikle farkındaysanız videonun adı neden Joker filminin kötü olacağını düşünüyorum falan değil, hani sadece neden Joker filmi konusunda heyecanlı değilim yaptım ya da öyle bir şey yapacağım baştan adını. Hani o yüzden filmin kötü olacağını falan düşünmüyorum. Bu video bir gömme videosu değil, hani haterlık falan da yapmayacağım. Ama filme genel kesim kadar heyecanlı değilim. Ve bunun için aslında direkt olarak kişisel sebeplerim var, öyle genel şeyler değiller. Öncelikle hikaye ilgimi o kadar da çekmiyor. Dönem olarak ilginç dursa da zaten kaliteli bir geçmiş hikayesi olan Gotham'ı bitireli fazla olmadı. Yani fragmanlarda Harvey Bullock, balık veya artık adı her ne şekilde okunuyorsa onu görmek veya genç Jim Gordon'ı falan görmek heyecanlandırmıyor beni. Ayrıca Joker'i ana karakter olarak seven biri asla olmadım. Yan destek olarak harika olabilir ama direkt olarak merkeze almak hani cesur bir hamle ya da iyi bir para kırma yolu. Ayrıca ben Joker'e doydum. Hani filmlerle uzun zamandır adam akıllı bir Joker görmemiş olsak da özellikle oyunlarla falan ben Joker'e bayağı doydum. PS4 üzerinden Return to Arkham ve Arkham Knight sağ olsun Rocksteady'nin 3 efsane oyununu da yakın zamanda arda arda oynadım ve hepsinin odağında da Joker vardı. Yani Heath Ledger'dan beri Joker'i görmemiş, Jared Leto'yu Joker'dan saymayan kesinlikle ters düşüyorum bu noktada ama ben bana uzun zaman yetecek kadar Joker gördüm. Hani ve haterlık yapmayacağım dedim ama fragmanlar tıt. Zaten Joaquin'i harici adam akıllı odak olarak gösterdikleri bir şey yok ve onun dışındaki yerlerde de bir iki hoş sahne harici bayağı boş. Küçük, fan servis tadında teorilere müsait sahneler var ama onun dışında hiçbir şey yok fragmanlarda. Parça parça sahneler zinciri resmen. Neyse ama onun dışında fazla bir şey yok. Hani kısa tuttuğum farkındayım ama her şeyi uzun uzadıya anlatacak açıkçası pek de halim yok. Ayrıca dediğim gibi bu bir gömme videosu falan değil. Film çıktığında tabii ki izleyeceğim ve basında izlersem inceleme film çıkmadan gelecek. O videoda gerekirse daha detaylı bahsederim. Hani kim bilir, belki haksız çıkıp bol bol överim. Yani umarım ikincisi olur çünkü bayağı kaliteli oyuncu falan da var hani. Bilmiyorum, umarım överim dediğim gibi. Ve ben hala çıkış yapamıyorum, o yüzden bay bay, tekrar hoşçakalın. Tık 50 video oldu, yine çıkış yapamayacağım ama alıştınız artık. Bay bay.